Arkadaşlar yeni bir teslimattan herkese merhaba. Bugün sizlere 102B Alpa A5 modelini tanıtacağız. Yalnız bu modeli diğer Alpa A5'lerden ayıran bir özelliğimiz daha var opsiyon olarak. Hemen kameranın kadrajındayken sizlere bahsedelim. Gördüğünüz gibi bu makinede yükleyici çabuk söktak mekanizması mevcut. Ve aynı zamanda yine biraz yukarıda gösterelim. Aynı mekanizma üzerinde bağlı olan forklift çatallı. Çatallarımız mevcut. Gördüğünüz gibi hem kovaya hem forklift çatallarına hem de yükleyici çabuk soktak mekanizmasına aynı kanaldan tek mekanizmayla idare imkanı sağlamışlar. Şu gördüğünüz çabuk soktak mekanizmasının ana boma değmemesi üzere buraya konmuş takozlar. Takozlar. Yani ön yükleyici kolun aşınması önlenmiş. Yine tüm diğer A5 modellerimizde olduğu gibi yeni mekanizmalarda ön diferansiyelimiz hidromek olarak gelmekte. Arka bisiklerinde gene ZF kullanılacak. Şanzımanımız Turner. Arkalarda yakında hidromek aksa geçecek. Onu da belirtelim. Tabii onlar da sahada çalışmalarını yapıyor. Gerçekleştiriyorlar. Dişli tip pompamız mevcut. A5 modelimizde dişli tip pompamız mevcut. Gene Perkis motorumuz mevcut. Dışarıdan görüleceği üzere emniyet kilidimiz, tutamaçlarımız, katlanabilir basamaklarımız, depolarımız, hidrolik yağ tankları ve diğer videolarda da hatırlayacağınız üzere soğutma kısmında yenilenmiş alüminyum peteğimiz, soğutma peteğimiz ve aynı şekilde temizlenebilmesi amacıyla şuralara konumlandırılmış mandallarımız mevcut. Bunları her iki taraftan açtığımız zaman araya daha rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. Tabii devre bir radyatör sistemi diyoruz buna. Gerçekten. Kısaca. Yani operatörün kolaylığı sağlanmış güzel bir sistem. Aydınlatma lambalarımız üstte ve altta belirgin bir şekilde mevcut. Hem yenilenmiş yüzüğü de mevcut. Eski tip de yeni tip. Daha geniş ve daha net bir aydınlatma imkanı sunuyor operatörlerimize. Şöyle arka kısma geçelim. Arka tarafta görüleceği üzere emniyet kilitlerimiz, stop lambalarımız her iki taraftan trafikler olduğunda görünür şekilde mevcut. Aynı şekilde kırıcı mekanizmalarımız opsiyon olarak makinede mevcut. Kırıcı yollarımız, tesisatımız mevcut. Alt tarafta gene kırıcıyı kullanırken kullanabileceğimiz, yani kilitlememiz gereken mandalımız mevcut. 60'lık bir kova var. Makinenin üzerinde gelen sabit olan 60'lık kova. Tıklı opsiyon olarak kendisi temin edebiliyorsunuz. Önerdiğimiz hidromen kendi ürünleri. Yukarıda kırıcıyı devreye geçirebileceğimiz şu kısımda devreye geçirebileceğimiz valfimiz mevcut, vanamız. Bu vanadan kırıcı ya da uzar bomu devreye alıp çıkarabiliyoruz. Şu kova pistonunu net bir şekilde alabilirsen, kova pistonunun eskiden sadece bir kelepçe vardı. Şimdi borunun sağlamlığı biraz daha kelepçeye bağlanmış. Şu gördüğünüz kelepçe üzerinde. Bu da işte borunun biraz daha ömrünü uzatıyor, sağa sola kaymasını engelliyor. Yani dar alanda çalışmalarda sağa sola çarpmaları engelliyor. Biraz daha boruyu sabit bırakıyor. Yani en azından çarptığı zaman oynatmadığı için başlıklardan da attırmıyor. Ama biliyorsunuz çok makinenin başına gelen programlardan bir tanesi. Ama buna böyle güzel bir önlem almış. Arka aydınlatma lambalarımız, içecek suyumuz, cam, silgeç hepsi gördüğünüz gibi. Burada tamamen kabin filtresinin çok iyi kullandırılmasını göreceksiniz. Havayı alt taraftan alıyor. Yani herhangi bir yağmur durumunda filtrenin hasar görmemesi için üst taraflarda havalandırmalar yok. Alt taraflarda mevcut. Hemen operatör arkadaşlara yıkamayı bu taraftan yapmamalarını öneriyorum. Çünkü filtrenin içerisinde su gidip filtrenin ömrünü kısaltabilirler. Gördüğünüz gibi her iki tarafta bulunan hesaplarımız mevcut. Yakıt depomuz. Özellikle her iki tarafta da yıkazlarımız mevcut. Operatör arkadaşlara bu konuda dikkatli olmalarını önemli rica ediyorum. Yani bazen karışabiliyorlar. Kabin içini birazdan geçeceğiz. Konumlandırma bu taraftan da bu şekilde. Yine aynı şekilde takozumuz var burada. Çok şükür. Dikimiz masanın şasiye masaya gelecek takozumuz var. Tesviye çubuğumuz şurada. Görüleceği gibi. Operatörün rahatlıkla görebileceği gibi. Ön tarafta. Biraz da işe geçelim arkadaşlar. Detayları içeriden bahsedelim. Arkadaşlar şu an kabin içindeyiz. Yine söylediğim gibi Alpa A5 modeli içerisinde. Dişli tip pompamız mevcut makinede. Şimdi ön yükleyici
kol mekanizmasından ve üzerindeki opsiyon özelliklerden bahsedeceğim sizlere. Bildiğiniz üzere yeni tip makinelerimizde olan FNR tuşumuz burada. Aktif haline getirmek için buradan komut ediyoruz. Buradan da uygun olan vitesi ileri geri konumlarda hiç vites koluna dokunmadan hareket ettirebiliyoruz. İşte burada height speed control dediğimiz tuşun her iki tarafta konumu mevcut. Yani buradan da ulaşabiliyorsunuz, buradan da ulaşabiliyorsunuz. Şanzımanımızı yük esnasında boşalmak için kullanabileceğimiz bir tuş. Çene açma, kapatma tuşumuz. Arka tarafta tip chip dediğimiz, şu iki tarafta kullanabileceğimiz tuşlar var. Bir tanesi vites düşürme. Yani yüke girerken 2'den 1'e, 3'ten 2'ye alabiliyoruz. Aynen öyle yani. Anlık olarak kullanabileceğiniz çok güzel bir tuş. Yani ne vites koluyla ne FNR'siyle uğraşmadan sadece yükte makinenin böyle koparmasını sağlayabileceğiniz bir tuş. Burada da aynı şekilde test şey modumuz var. Bunu zaten arkadaşlar biliyoruz. Emniyet manuel çubuğumuz burada. Çekip bıraktığınız zaman joystick'i oynatamazsınız. Tekrar aldığınız zaman joystick'i her türlü oynatabiliriz. El fenimiz burada. Mevcudiyette. Aynı şekilde. Bahsettiğimiz üzere bir şakmaklarımız, FNR tuşlarımız, ön aydınlatmalar, park lambalarımız, sarsıntısız yol yürüyüşümüz var. Artık opsiyon değil mi ya da paket halinde geliyor. Çeker modlarını buradan alıyoruz. Yeni Denso tip klima ünitelerimiz, işte klima, soğutmaz, işte fan tuşlarımız ve dışarıdaki paneli kapatıp açabilecek mekanizmalar var burada. Dörtlüler, yukarı her iki taraftan da konumlandırabileceğiniz tepe lambaları var. Makinenin yanında geliyor. Bunları kabinin her iki tarafına da takabiliyorsunuz sizin için nereye uygunsa ve komutasını buradan verebiliyorsunuz yani. Dışarıda da çakmakla benzer giriş yerlerimiz var. High speed kontrol tuşumuz. Kabin içi kesici şartelimiz. Buradan kapatıp tüm elektriği kesebiliyorsunuz kabin içerisinde. Tekrar bu şartel radyatörün orada da manuel olarak şartelimiz mevcut. Mevcut. Ayakları komut ettiğimiz kollarımız burada. Şu diğer makinelerde görmeyeceksiniz. Bu makine için opsiyon geldi arkadaşlar. Videonun önünde başında da bahsettiğimiz gibi yükleyici, ön yükleyici kol mekanizması üzerinde bulunan çabuk söktak mekanizmasının emniyet mandalı bu. Yani onu komuta etmek için öncelikle bu tuşu açmanız gerekiyor. Şuradan bu şekilde açmanız gerekiyor. Daha sonrasında şuraya çevirelim. Bunu açtıktan sonra bununla beraber pimi çekiyorsunuz. Çıkardınız. Tekrar aynı şekilde taktınız mesela herhangi bir ataşmanı. Basıyorsunuz. Tekrar buradan kapatma tuşuna bastığınız zaman pimler devreye giriyor, kilitliyor kendini. Komutasını buradan yapıyor. Orada da bir vanası var zaten. Bir yön vanası var, yön life vanası var. Bunlar diğer makinelerden de bildiğiniz üzere kazıcı joystick'imizi komuta edebileceğiniz, yani şu mandalları, şunları hareket ettirmeden geriye yöne komuta edebileceğiniz bir tuş. Arka aydınlatma lambaları, arka cam silecek modüllerimiz, sağa sola işte kazıcı tablasını, sıkma pistonlarını boşa çıkarabileceğimiz bir tuşumuz var. Ekran bu makinede şöyle göreceğiniz üzere yazı tipi biraz değiştirilmiş. Ben gayet beğendim okunu, sağlık, güzel, daha şeffaf. Buradan işte istediğiniz dile durum bilgilerine, çalışma saatlerine, periyodik bakımları, makine bilgilerine ve ayarlara girebiliyorsunuz. Yani artık makineler her koşulda ve birazdan daha yakından çekersem görecek. Her koşulda çalışabilsinler diye. Numerasyonları, el fren testleri, kırıcı valve ayarları, aşırı yük kontrolleri, ön gösterge, gösterge tuş testleri olmak üzere böyle her şeyi komuta edebileceğiniz bir ünite sunmuş. Yine aynı şekilde ön tarafta da bir ekranımız var. Yani şu ikazların hepsi arkada çalışırken buradan görebilirsiniz diye önde çalışırken de ön kısımdan görebilmeniz için mevcut. Tamam. El gazın konumlandırılması yine burada. Evet, hoş, hoş bir şekilde. Güzel. Arka bomba kitabımız burada komut ediliyor. Joystick kollarımız gördüğünüz gibi buradan komut ediliyor. Şimdi bunu da göreceğiniz üzere uzatmayı da göstereyim. Sağ joystick üzerindeki tuşlarımız uzatmaya yarıyor artık. Pedalımız yok. Pedalımız yok. Pedalı iptal ediyoruz. Kırıcıyı komut edebileceğimiz bir tuş. Aynı kırıcıyı komut edebileceğimiz tuş. Ekstra opsiyon olarak kullanabileceğimiz bir tuş. Uzar bomba. Uzar bomba buradan hareket ettiriyorsunuz ve bunun arkasında bir tuş var. Bu da cam silecek hareket ediyor. Çoğu basılı bırakıyor biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Aynen buradan da nötr konumu almanız gerekiyor. Ve şuradan da göstereceğim üzere eğer kırıcıyı kullanmak istiyorsanız, ben pedala aşkın diyorsanız, bu tuşu kullanmak istemiyorsanız şurada da bir tane soketimiz var. Bu sokete makinenin yanında gelen ayak pedalını, elektronik ayak pedalını bağlayarak kırıcıyı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi cam kulplarımız tamamen hidromekan tasarım olup böyle daha yenili güzel bir hale getirilmiş. Ses sistemlerimiz dünyamda tercih ettiğim markalardan Blackbox.
gayet net güzel bir ses veriyor. Yani tizi biraz bırakmışlar. Kabin içerisinde operatörlere de güzel bir ses imkanı sunuyor. Evet arkadaş, bir çekelim. Direksiyonu göstereyim. Direksiyon gördüğünüz gibi tamamen yeni nesil. Güzel. Yani gayet iyi tasarım olan, herkes tarafından da beğenilen güzel bir tasarıma sahip. Oturup bu tarafı çekelim. Yine sıcak günlerde kullanabileceğiniz bir cold box'ımız var. Yani klima ile beraber burayı da soğutma imkanı sunan bir cold box'ımız var. Buraya içeceklerinizi koyup klima ile beraber soğuk tutabilmeniz sağlanıyor. Makinenin yanında gelen kırıcı pedalımız. Anahtarlar, immobilizer'lar. Bunları işte açıp kapattığınız zaman makine hiçbir şekilde komut edemiyorsunuz arkadaşlar. Yanında gelen elit parça kataloğu. Gördüğünüz gibi bunu isterseniz müzik olarak da kullanabilirsiniz. İsterseniz. Cam içecek suyumuz burada. Buradan açıp doldurup aynı şekilde kapatabilirsiniz. Burada yeni gelen bir küllük var. Gene burada şeffaf güzel bir komünikasyon var. Bunu kullanmak istemezseniz. Cepliğimiz var. Burada. Askımız var şurada. Askı aynen. Soruyorlar. Askı genelde. Özellikle şurada arkadaşlar. Yani burada konumlanmış çok iyi bir yeri var. Buraya zaten herhangi birinin oturmasını önermiyoruz. Çünkü yani bu mekanizma cama çok yakın. Zaten hani burada kapak. İş sağlığı güvenliği açısından da yanlış. Aynen, yanlış. Ola ki oturma durumunda işte cama zarar verebilirsiniz arkadaşlar. Burada aklınızda olsun.